6 asırdan daha fazla 3 kıtada hakim olma başarısını sağlayan en önemli prensip olmuştur. Her alanda milletin hak ettiği hizmetler ve yatırımlar ülkenin her köşesine ulaştırıldı. Bunun gayreti gösterildi. Şehirlerimiz mamur hale getirildi ve geleceğe hazırlandı. En önemlisi de vatandaşlarımız devletin kendilerine ne kadar yakın, ne kadar ulaşılabilir olduğunu gördü. Değerli valiler, devletin adalet ve merhamet eli olmaya mutlaka devam edin. Bu iki temel kavramı yaşatmak için azami gayret gösterin. Unutmayın ki devlet millete aittir, milletindir. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tatbik eden, icra eden, karar verenden daima kuvvetlidir sözünü de unutmayın. Masa başında olanlar hesap yapar, kitap yapar ama sahadaki uygulama her zaman planlara uymaz. Onun için uygulayıcı olarak sizler işinizi yaparken korkak davranmayın, çekingen davranmayın. Mevzuatla uygulama arasında sıkışıp kalmayın. Ben ne yapacağım diye düşünün. Arkadaşlar, memleketin, milletin işini yaparken usul hatası, şekil hatası yapmaktan korkmayın. Şekil şartlarına asla takılmayın. Sahadaki işler usul hatası, şekil hatası olmadan yapılmaz. Hata yapmayacağım diye titizlenen iş yapamaz. Uygulamanın içinden gelen biri olarak şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Eğer usulü, biçimi, her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışırsanız iş yapamazsınız. Bir tercih yapmak durumundasınız. İş mi yapacaksınız yoksa mevzuata mı sarılacaksınız? Mesele milletin menfaati, ülkenin geleceği ve menfaati ise hata yapın ama hainlik yapmayın. Hata yapmaya alan var, hainliğe asla alan yok. Bulunduğunuz şehirlerde milletin emaneti unutmayın sizlerin omuzundadır. Dolayısıyla rızasını ve hayır duasını beklediğiniz yegane merci milletin ta kendisidir. Devletin şefkat ve merhameti vatandaşın sadakatini arttırır. Devlete olan bağlılığını geliştirir. Sizler de merkezi idarenin gören gözü, işiten kulağı, konuşan dilisiniz. Şehirlerimizdeki her haneden haberiniz olmalı ki derdiyle dertlenebilesiniz. Bu konudaki samimiyetinize yürekten inanıyorum. Sizlerden beklentim, hemşerilerimizin sizin yüzünüzü sadece resmi törenlerde görmesin. İnsanımız her zaman sizi yanı başında görmek, sizlerle dertleşmek, acılarını, sevinçlerini sizlerle paylaşmak ister. Örneğin, önümüzdeki kış şartlarında kimin bacası tütüyor, kimin bacası tütmüyor, bunu mutlaka görmelisiniz, fark etmelisiniz. Bulunduğunuz şehrin çehresini değiştirmek ve o şehirde yıllar sonra bile hatırlanacak hizmetler bırakmak sizin elinizdedir. Şunu asla unutmayın. Yönetiminizde çalışan memurlarınız sizi temsil ediyor.
Devletin şefkati kurumlarınızın bütün odalarında, bütün çalışanlarında aynı derece hissedilmeli. Artık vatandaşların saatlerce kalemlerde, koridorlarda beklediği günler geride kaldı, geride kalmaya devam etmelidir. Asık suratlı, vatandaşına tepeden bakan, bugün git, yarın gel tavrı asla bizim hoş göreceğimiz bir tavır değildir. Aksi halde biz bunu yaparsak bu makamların hakkını vermemiş oluruz. Allah hiçbirimizi bu aziz millete karşı mahcup etmesin. Bir önemli konuda kaynaşmadır. Toplumsal kaynaşma. Doğu ve Güneydoğu illerinde malum son yıllarda yaşadığımız acı olaylar var, travmalar var, tahribatlar var. Bunun gençlerimiz üzerinde oluşturduğu kalıcı hasarlar var. Bunları ortadan kaldırmak üzere özellikle gençlerimizi Batı illeriyle buluşturalım. Batı'daki gençlerimizi de Doğu illerimize gitmesini teşvik edelim. Böylece Doğu, Batı, Kuzey, Güney kaynaşmasını sağlayalım ve aramızdaki ayrılıkları ortadan kaldıralım. Bakın, hava yolunun ülkemizde gelişmesinin sadece ekonomiye faydası olmadı. Aynı zamanda çeşitli toplum kesimlerinde, çeşitli ekonomik gelir düzeyindeki insanların birbiriyle kaynaşmasını, kardeş olmasını da temin etti. Çeşitli bölgelerden insanlar bir araya geliyor, iş yapıyor, arkadaşlıklar geliştiriyor ve özgüvenleri artırıyor. Değerli arkadaşlar, hükümet olarak masa başı iş yapmayacağımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızla kucaklaşmak, onların sorunlarını birebir dinlemek en önemli önceliklerimizdendir. Bölgelerimizde, şehirlerimizde yapılan yatırımları yerinde incelemek, bunları hizmete almak için şehir şehir dolaşıyoruz. Her gün başka bir şehrimizde yeni temeller atılıyor, yeni hizmetler halkın kullanımına sunuluyor. Halkımız bizim yüzümüzü sadece televizyonlarda görmesin. Şehir yönetiminde vatandaşlarla da sivil toplum kuruluşlarıyla da sağlıklı ilişkiler kurmak önemlidir. Bu konuya da özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Ancak şehirdeki diğer yerel yöneticiler, belediye başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle ve şehrin bütün paydaşlarıyla her zaman uyum içinde şehrin geleceği için birlikte çalışmanın önemi çok büyüktür. Sizlerin de işiniz sadece şehrin asayişini, güvenliğini sağlamak değil. Aynı zamanda bulunduğunuz şehrin ekonomisini geliştirmek, istihdama katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışmak ve hemşehrilerinizin mutluluğunu sağlamak olmalıdır. Mutlaka bulunduğunuz şehre ortaya koyacağınız projelerle, çalışmalarla heyecan verebilmelisiniz. Şehirde bir dalgalanma meydana getirmelisiniz. Çünkü şehir heyecanlanmazsa geleceği inşa edemez, geleceğe yönelik umutları yeşermez. Mutlaka ve mutlaka şehrin geleceğini inşa edecek, şehre heyecan verecek yeni
yaratıcı projeleri bulmak zorundasınız. Eğer idare ettiğiniz şehirlerdeki hemşehrilerinizi işin içine katmazsanız, ne kadar başarılı olursanız olun, sonuç almanız mümkün değil. Vatandaş işin içinde olmalı, vatandaş sizin heyecanınızı görmeli ve sizin heyecanınıza da katılmalıdır. Eğer bunu sağlarsanız, rahatlıkla ifade ediyorum ki sırtınız yere gelmez. Hep söylediğimiz gibi, bütün sorunların çözümünü merkezi idareye havale eden bir anlayışa karşıyız. Gerektiğinde sizlerin önünü açacak, illerimizin ufkunu genişletecek yasal düzenlemeleri yapıyoruz. Sizin de bu düzenlemeleri en iyi şekilde kullanarak vatandaşa erişiminizi, vatandaşa hizmetinizi geliştirmeniz gerekiyor. Altyapı hizmeti alamayan köyümüz olmamalı. Su problemi olan köyümüz olmamalı. Aynı zamanda nehirlerimizin, çaylarımızın atık sularla kirletilmesine sebep olan kanalizasyon problemi önümüzdeki dönemde önceliklerinizin en başında olmalı. Bölgesel farklılıkları azaltmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki valilerimizin sizlerden, diğer valilerimizden daha büyük bir yükü var. Daha büyük bir sorumluluğu var. Burada da dayanışmaya ihtiyaç var. Elinde imkanı olan arkadaşlarımızın, daha az imkanı olan diğer arkadaşlarımıza mutlaka destek elini uzatmasını bekliyoruz. Cazibe merkezleri programı son halini aldı ve kısa bir süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak ve böylece Doğu Güneydoğu'daki 23 ilimizde yeni bir kalkınma hamlesi başlamış olacak. 15 yıldır ülkemize, 81 ilimize yaptıklarımız ortada. Üniversite sayımız 76'dan 185'e çıktı. Öğretmen sayımız 500 binden 1 milyonun üzerine çıktı. 19.500 kilometre 15 yıl içerisinde bölünmüş yol yaptık, hizmete aldık. Havaalanı sayımızı 56'dan 26'dan 55'e çıkardık. 5 adet yeni havaalanımızda inşa aşamasında. Önümüzdeki sene doğal gazı olmayan ilimiz kalmayacak. 79 yılda 276 baraj inşa edilmişti. Son 15 yılda bu sayı 1451'e çıktı. 1156 olan sağlık tesisimiz 3526 ilaveyle 4682'ye yükseldi. Şimdi 30 adet şehir hastanesi yapıyoruz. 4'ünü tamamladık. Diğerlerini de önümüzdeki yıllar içerisinde bitirip hizmete alacağız. 1213 kilometre yüksek hızlı tren hattını tamamladık. 3000 kilometrelik hat üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla izlediği dev projeleri birçok engele rağmen ülkemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 2008 krizinden bugüne kadar dünyada 10 tane mega proje yapıldı. Bu 10 mega projenin 5 tanesini biz yaptık. Türkiye olarak biz yaptık. Konuşulan 10 projenin 5'i Türkiye'ye ait. Bu gurur da ülkemize yeter. Bunları biliyorsunuz. Gazi
Osman Gazi Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul, Marmaray, Avrasya Tüneli, daha birçok projeler. Burada tamamını saymaya vaktimiz yok. 15 yıl içinde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini her aklı selim görüyor. Allah'a şükür bunun karşılığını da milletimiz veriyor. 15 yıl üst üste iktidar olan, her iktidarda da desteğini arttıran, dünyada başka bir siyasi parti yok, başka bir iktidar yok. 80 vilayetimizin eş zamanlı olarak nasıl geliştiğini, kalkındığını görmemek için bu ülkeyi sevmemek gerek. Yani bu ülkeyi eğer seviyorsanız, bu ülkedeki gelişmeleri görmemeniz mümkün değil. Sizler de görev yaptığınız yerlerde aynı aşkla çalışmak, çıtayı her gün daha yükseğe çıkararak bu hizmetleri devam ettirmek konumundasınız. Kaybedeceğimiz, değerli arkadaşlar, tek bir saniyemiz yok. Bizde hizmet mesai saatleriyle sınırlı değildir. Biz 7/24 görev başında çalışmak durumundayız. Artık protokol yöneticiliği bitmiş, hizmet valiliği devreye girmiştir. Protokol devletlerinde de, protokol davetlerinde de bu anlamda lütfen seçici olun. Çünkü siz bir etkinliğe gittiğiniz zaman bütün memurlar, bütün yöneticiler, cumhur cemaat arkanıza takılıyor. Vatandaş iş yaptıracak, dairelerde kimse kalmıyor. Bu konuda da dikkat edin. Kendiniz gidin, herkesin gelmesine gerek yok. Otursunlar, işlerinin başında dursunlar. Size yakın durmaktan, size gözükmekten vazgeçsinler, işlerine yoğunlaşsınlar. Lütfen şehir merkezine takılıp kalmayın. Köylere, kasabalara, her yere gidin. İnsanlar sizi her yerde görsün. Eksik neyse ileteceksiniz, sorun neyse söyleyeceksiniz. Bakanlığımıza, İçişleri Bakanımıza, o da hükümete getirecek. Biz de gereğini yapacağız. Bakanımız sabah kapsamlı sizlerle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Terörle mücadele başta olmak üzere ülkemiz için yapılacak meseleleri, işleri bütün ayrıntılarıyla konuştu. Şunu özellikle sizden istiyorum değerli arkadaşlar. Sorunları torunlara havale etmeyelim. Sorunları Ankara'ya da havale etmeyelim. Sorunları yerinde müdahale ederek çözelim. Ayrıca güncel teknoloji ve uygulamalardan da en üst düzeyde yararlanalım. Bunun için biz Başbakanlık'ta bakanlıklarımızla birlikte bir çalışma başlattık. E-Devlet dönüşümünü yaygınlaştırma çalışması. Bu süreç hızla devam ediyor. Bir yıl önce takvimi bir yıl kısaltarak E-Devlet'i yurt genelinde uygulanmasını daha da yaygınlaştıracağız. Burada şu ana kadar 35 milyon vatandaşımız E-Devlet hizmetinden yararlandığını görüyoruz. 2009'da açtığımızda, 2009'da bir yılda bu sayı 6 milyona ulaşmıştı. Şu anda 35 milyon. Ancak E-Devlet, daha doğrusu bilgi toplumu anlamında ülkemiz geniş band internet erişiminde %68'e çıkmasına rağmen vatandaşlarımızın sadece
35 milyonu e-devlet marifetiyle hizmet alıyor olması bizim gideceğimiz daha çok yolumuz olduğunu gösteriyor. E-devlet uygulamalarının yaygınlaşması demek, zaman tasarrufu demek, bürokrasinin azalması demek ve vatandaşın işinin kolaylaşması demek, hayat kalitesinin artması demek, ülkenin gelişmesi, kalkınması demek. Bugüne kadar kamu hizmetlerinin ancak %30'u e-devlet platformuna aktarılabilmiş durumda. O halde yapacağınız valiliklerde bulunan bütün hizmetleri e-devlet platformuna aktarmak ve böylece işlerin bürokrasiden kurtulmasını sağlamak olmalıdır. Şu anda 350 devlet kurumu, 2600 kalem hizmet e-devletten veriliyor. Toplamda devlette yaklaşık 8600 hizmet türümüz var. Bak 8600 hizmet türünden sadece şu anda 2600'ü ancak elektronik ortamda verilebiliyor. O halde daha çok çalışmamız lazım. Daha fazla e-devlet uygulamalarına alan açmamız gerekiyor. Başbakanlık koordinasyonunda yürütülen bu çalışmayla merkezde bütün bakanlıklarımızın entegrasyonu tamamlanmış durumda. Bütün kurumların yazışmaları artık elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Normalde bir evrak önceden ortalama 7 günde gelirken şimdi artık bir tuşla bir dakika içerisinde gideceği yere varıyor. Ama orada da kalmaması lazım. Oradan da gideceği yere aynı hızla devam etmesi lazım. Tabii her iki sisteminde birçok faydası var. Bunlar hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyor, aynı zamanda da iş gücünden ve bütçeden önemli tasarruf sağlıyor. Vatandaşlarımız için tabii ki fayda çok daha büyük. Önceden de ifade ettiğim gibi bürokrasi azalacak, vatandaş memnuniyeti artacak. Bürokrasiyi asgari düzeye indirmek, vatandaşı yormamak bakımından prosedür ve mevzuatı bir engele dönüştürmemek için büyük bir gayret göstermemiz gerekiyor. Özellikle yatırımlar konusunda çok titiz olalım. Yatırımları yaparken, şehirlerin inşa ederken, imar ederken çevre tahribatına da meydan vermeyelim. Şehirlerin tanıtımı ve yatırımcı çekmesi için, ihracatın arttırılması için, toplumsal heyecanın oluşturulması için, sosyal yapının güçlenmesi için gerekli gayreti göstermenizi istiyorum. Her il mutlaka ihracatla tanışmalı. Gerçi tanıştı, ihracat yapmayan ilimiz yok. Ama bu rakamlar sembolik olarak kalmamalı. Bugün 10 milyar dolar ihracat yapan ilimiz var. 10 milyon dolar ihracat yapan ilimiz var. İstiyoruz ki 10 milyon ihracat yapan ilimiz de 100 milyon ihracata çıkabilsin. Ve böylece katma değer oluşturacağız. Bu katma değer de ülkemizin, geleceğimizin, refahımızın teminatı olacak. Sınırlarından içeri girildiğinde ferah, yeşili bol, çevre düzeni iyi şekilde, titiz şekilde yapılmış şehirler görmek istiyoruz. Biz özellikle bakanlığım döneminde şehir giriş çıkışlarındaki yolların muntazam hale getirilmesi, sıcak asfaltla kalitelerinin yükseltilmesi konusunda büyük bir gayret göstermişiz.
Şimdi bu şehirlerin peyzajının ve giriş çıkış adeta şehrin vitrini olan havaalanları, giriş arterlerinin ve ana yollarının mutlaka özenle güzelleştirilmesi gerekir. Burada belediyelerle yakın bir koordinasyon içerisinde çalışmanızı arzu ediyoruz. Değerli valilerimiz, evet, söylenecek çok şey var. Ben sözlerimi burada tamamlarken hepinize Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ülkemizin zor günlerde geçirdiği bu günlerde sizlerin kendi ilinizdeki hemşerilerinizle olan dayanışmanız ve ülke çapındaki kaynaşmamız, birliğimiz, beraberliğimiz ülkemizin gelecek yıllar için en önemli sermayemizdir, en önemli teminatımızdır. Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan bu oyunları bozmak için canla başla gayret edeceğiz, birlikte çalışacağız, birbirimizi daha çok seveceğiz. Farklılıklarımızı değil, ortak yanlarımızı ortaya çıkararak kardeşliğimizi arttıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Ankara'ya, buraya, Başbakanlığa gelmenizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Saygıdeğer Başbakanımız.